Yatırım Bülten'den herkese günaydın. Yeni güne başlarken yurt içi piyasalarda özellikle enflasyon raporunu, yılın 3. enflasyon raporu sunumu gerçekleştirilecek. Dikkatler buraya çevrilmiş bulunmakta ki özellikle 2. enflasyon raporunda enflasyon tahmini 2 puanlık bir yukarı yönlü revize gelmişti ve %38'e çekilmişti bu yıl sonu için. Peki 2024 tahminleri korunacak mı? 2025 ve 2026'ya göre aslında nasıl bir Merkez Bankası perspektifi var? 2025 ve 2026 tahminleri sırasıyla hatırlayacak olursak %14 iken 2026'da ise %9 olarak korunmuştu. Küresel piyasalarda da kar pozisyonları çözülüp çözülmediğine dair ise ayrıntılar yakın takipte olduğunu söyleyelim. Peki piyasalardaki görüntü neye işaret ediyor? ABD ise senetleri tarafında 42 milyar dolarlık tahvil ihalesine gelen zayıf talep sonrasında dün kapanışta aslında negatif bir fiyatlamayı beraberine getirmişti. Asya'da da bu kapanışın sert kayıplara sirayet ettiğini takip ettik. Fakat sonrasında seans saatler geçtikten sonra bir toparlama yaşadı. S&P 500 vadeliler tarafına bakıyoruz. Daha yatay bir performansa işaret ediyor. MSCI Asya Pasifik'te ise hafif yükselirken bu haftaki kaybını %1,3 ile birlikte sınırladığını takip ediyoruz. Haftanın ilk işlem gününde çift tanelere kadar giden de bir kayıp söz konusuydu. Bloomberg Dolar Endeksi tarafındaki seyir neye işaret ediyor? Bloomberg Dolar Endeksinde 0,1'lik bir düşüş söz konusu. Özellikle tahvil tarafında ise ihale gününde 5 bas puanlık bir yükseliş performansına işaret etmişti. 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah 3 bas puanlık bir gerilemeye de işaret ediyor. Petrol fiyatları ise yatay bir performansı takip ediyoruz. Borsa İstanbul tarafında bir önceki kapanışta sınırlı negatif bir kapanışa işaret etmişti. Acaba bundan sonraki süreçte bir yükselişler satım fırsatı mı yoksa düşüşler alım fırsatı mı olarak görülecekti? Tüm bu detaylar değerlendirirken dünkü 10.000 puanın üzerindeki kapanış ise dikkat çekti. %1,45'lik bir değer kazancı ile birlikte 10.024 puandan kapanış gerçekleştirdi. Spot tarafta 143 puan ise arttırdı bir önceki kapanışa göre. İşlem hacmi göreceğiz zayıftı. 92 milyar liraya işaret etti ve bunun yanı sıra bankacılık tarafında 0,11'lik değer kaybı. Holdingler endeksinde ise %1,5'luk bir değer kazancına işaret etti. Ulaştırma tarafı öne çıktı. %5,5'a varan pozitif bir seyir vardı. En çok kaybettirenler ise ticaret oldu 0,76 ile diyelim ve öne çıkan gündem başlıklarına hızlıca geçelim. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporu saat 10.30'da takip edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı sunumlar önemli ki aslında burada bir hedef korunacak mı, korunmayacak mı bu merak ediliyor. İkinci enflasyon raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahmini 2 puanlık bir yukarı yönlü güncelleyerek %38'e çekmişti. 2025 için tahmini %14'te tutarken 2026 tahminlerini ise %9 seviyesinde tutulmuştu. Dolayısıyla 2024 ve 2025 yıl sonu tahminleri revize edilip edilmeyeceğini yakından takip edeceğiz. Gözler saat aslında 10.30'a çevrilmiş bulunmakta. Tüm dikkatler piyasanın odağında bu olacak. Olası bir buradaki sert duruş ya da sıkı duruşun devamı halinde Borsa İstanbul tarafında nasıl bir performans beklenebilir? Volkan Dükkancık'la birlikte konuşacağız. ABD ekonomisinde ise resesyon ihtimalleri artarken JP Morgan'a göre carry trade pozisyonlarının aslında 1/4'ü çözüldüğünü söylüyor. Önemli bir orandan bahsediyor ki %50'lik bir ihtimal vardı. Dolayısıyla küresel piyasalarda bir carry pozisyonlarındaki çözülmenin, ani çözülmenin pazartesi günü yaratmış olduğu türbülansı net bir şekilde gördük. Dolayısıyla burada geriye kalan carry pozisyonlarındaki çözülme ne kadarlık bir tutara işaret ediyordu? JP Morgan'dan ise açıklama bu şekilde. Avrupa'da doğalgaz fiyatları yılın en yüksek seviyesine ise çıkmış bulunmakta. Sert bir kışa mı hazırlanıyor? Tüm bu detayları konuşacağız. Evet, öne çıkan gündem başlıklarını bu şekilde özetleyebiliriz. Peki veri takvimine geçelim hızlıca. Bugün hangi verileri takip edeceğiz? Yurt içi ve yurt dışı yoğun bir veri takvimine hazırlanıyoruz. Dijital Kaleniz NGN sunar.
8 Ağustos veri takvimi. Bugün hangi verileri takip ediyoruz? Türkiye'den enflasyon raporu saat 10.30'da. Dediğimiz gibi en kritik veri olduğunu söyleyebilirim. Hatta en kritik bir gelişme toplantı olacağını söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği sunum soru cevap kısmı da olacak. Bir önceki soru cevapta da yine başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan vardı. Dolayısıyla bugün eşlik edecek mi? Soru cevapta neler aranacak? Hangi sinyallerin piyasa merak ediyor ve fiyatlama üzerinde etkisi olabilir? Tüm bu detayları değerlendireceğiz. Türkiye'den ise yine haftalık rezervde ihtiyaç ve yabancı işlemleri para ve banka istatistiklerini karşılıyor olacağız. 14.30'da özellikle burada döviz tevdiat hesaplarının gidişi rezerv tarafı yakından takip edilirken yabancı işlemleri, tahvillerdeki güçlü alımlar ama hisse senedinde daha sınırlı işlemler. Tüm bu detaylar bakalım geçtiğimiz hafta yine neye işaret etti? Detayları konuşuruz. Saat 15.30'a geldiğimizde ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ABD'den gelecek. Bu da önemli bir veri çünkü iş gücü piyasasındaki soğuma bir resesyonun işareti miydi? Elbette geçtiğimiz hafta Cuma günü almış olduğumuz yine iş gücü piyasası verisine ait veriler, detaylar yakından takip ediliyordu. Dolayısıyla bugün yine burada iş gücü piyasasında bir kademeli soğumaya mı yoksa sert bir soğumaya mı işaret edecek, detayları yine değerlendiriyor olacağız. Bunu söyleyebiliriz. Evet, küresel piyasalar ve içerisinde aslında kritik ve önemli bir verinin olacağı bir güne başlamış bulunmaktayız. Dijital Kalenes NGN sundu. Ve asya piyasaları ile devam ediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı ile birlikte devam edeceğiz. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Evet, neler aktaracaksın? Asya piyasalarındaki gelişmeler neye işaret ediyor? Fiyatlamalar an itibariyle neyi gösteriyor? Pelin merhaba. Fiyatlamalar an itibariyle çok net yön belirtmiyor. Sabahleyin eksiler vardı. Sonra artıya geçti. Sonra tekrar eksiye geçti. Japonya ve Güney Kore ekside. Hong Kong ve Şangay'da böyle giderse onlar da eksiyle kapatacak. Yani artılar biraz daha azalmış durumda ama çok yeni haber akışı yok. Amerika eksiyle kapattığı vadeler yatay. Hindistan Merkez Bankası kararı vardı. Bugün %6,5'ta bıraktı. Tabii ki yeni yakından takip ediyoruz. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde pazartesi özellikle yendeki hareketlilik çok piyasaları bozmuştu diyeceğim. Dün Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı açıklama yapmıştı. Yeni faiz artışı volatilite devam ederken olmayacak diye. Ama piyasa daha tam rahatlamış gibi gözükmüyor. Biraz Cuma ve Pazartesi günkü satışları sindiriyor havası var diyeceğim. Petrolde ise dün %2'lik bir yükseliş oldu. Bugün yatay, o da hafif eksiye geçti. Burada her hafta biliyorsunuz stoklar geliyor. Enerji Bilgi Dersi'nin rakamlarında 3.7 milyon varil azalış yukarı çekti. Libya'da Şarara bölgesi çok fazla duyduğumuz hani kesintilerin olduğu bölge force major ilan edildi. Orada üretim durdu. Libya Petrol Bakanı görevden alındı. Bu gelişme biraz petrolü yukarı çekiyor. Diğer taraftan jeopolitik riskler yine artıyor. Ukrayna'dan Rusya'ya bir saldırı oldu yakın zamanda. İran'ın hamlesi sürekli bekleniyor. Bu hafta içinde böyle bir saldırı olabilir. Bu da petrol fiyatlarını 78 doların üzerine atmasına sebep oldu. Özellikle dediğim gibi dün yükseldi. Bu arada İran'ın İsrail'i vurması beklendiği için bazı hava yolları işte Lübnan'a, Ürdün'e uçuşlarını iptal ettiler. Bazı hava sahaları kapandı. O yüzden hani bu bölgeye, o bölgelere gideceklere dikkat diyeceğim. Son bir notta Dubai böyle fütüristik şeyleri seviyor. Gelecek sene sonunda hava taksisi, air taksi Dubai'de başlayacak haberleri bugün vardı. Evet Pelin, son notlar böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ersoy Kazancı aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Ve asya piyasaları noktalıyoruz.
Fon tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasıyla devam ediyoruz Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu günaydın, hoş geldin. Günaydın Pelin, hoş evet, bulduk. Evet Burcu, şimdi aslında bugün önemli gelişmeler var. Bir enflasyon raporu sunumu gerçekleştirecek. Oradaki hedefler yakından takip edilecek. İki Borsa İstanbul tarafındaki performans. Dolayısıyla dün 10.000 puanın üzerindeki kapanış yatırımcıya İki tane ana soruyu getirdi. Bir tanesi, acaba yükselişler bir satın fırsatı mı olur yoksa bu düşüşler bir alım fırsatı mıydı? Dolayısıyla teknik olarak da sen 300 dolar seviyesini geçebilecek mi diye bir başlık atmışsın. Teknik bize ne diyor şu an performans hakkında? Şu anda 298 dolar seviyesinde, 299 oldu hatta, 300 dolarda direnci var. Şimdi küresel piyasalardaki havayı bir kere artık Borsa İstanbul eskiden şöyle bir bakıyordu, şimdi artık ne oluyor diye böyle tamamen kafasını çevirip bakar vaziyette. Dolayısıyla bir kere yurt dışı artık bizim için çok önemli Pelin. Şimdi dün küresel piyasalara çok hızlıca değineyim. Süper Mikro'nun işte %20 düşmesi sonrası gene böyle bir çalkantı oldu ama o çalkantının artık küresel piyasalarda dalga boyu bir kere azaldı. Dolayısıyla bu ne demek? Hem hisse senetlerinde küreselde hem kriptolarda biraz daha o volatilitenin artık sakinleştiğini görüyoruz. Bu bizim için İyi haber. Bunu aldık, bir kenara koyduk. Dün etkili olan endekste Ulaştırma Endeksi ve Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları adeta geri döndü. Endekse geri döndü. Bir süredir birinci çeyrekle ikinci çeyrek arasındaki o hisse performansını dün Salı günü gelen iyi bilançonun sonrasında bir kere fiyatlandığını gösterdi piyasa. Piyasaya iyi bilanço iyi fiyatlanıyor gösterdi Türk Hava Yolları. Bankacılığın yerine başka bir şey koyabiliyoruz diye gösterdi. Ve endeksin 10.000 üzerine kalıcı olabileceğini, endeksteki ağırlığı dolayısıyla endeksteki bu yükselişin kalıcı olabileceği izlenimini verdi. Bunu dün ulaştırma... Yani manşet olarak Türk Hava Yolları'na atabiliriz şu anda. Net. Ulaştırma. Yani uzun süredir kesinlikle aslında neden performansa yansımıyor şeklinde bir konuşma yaparken, burada grafikler üzerinde de konuşuyorduk seninle, Türk Hava Yolları sahalara geri döndü. Aynen öyle. Çok başlığımız bu. Hı-hı. Türk Hava Yolları dün geri döndü ve %5,5 yükselişi işte dediğim gibi ulaştırma ve endeks de taşıdı. Diğer endeksleri de. Çünkü endeksteki ağırlığı çok yüksek. Bankacılıktan bir süredir destek bulamıyordu endeks. Neden? Bankacılık bilançoları işte işte geliyordu. Yani birisi iyi, birisi kötü. Bu sabah desteğimiz ne? İş Bankası'nın bilançosu. Evet, net faiz marjlarındaki daralmayı kesinlikle görüyoruz ki banka net faiz marjını 2024 yılı için aşağı yönlü revize etti. Öz kaynak karlılığını aşağı yönlü revize etti ama yine de beklentiden güçlü karlar açıklamayı başardı. Bu ne demek? Evet, biz bankacılıkta bu kötüleşmeyi bekliyorduk. Yabancı da bekliyordu, biz de biliyorduk. Ama bankalar ne yapıyor? Bir şekilde güçlü kaslarını başka şekilde yöneterek beklenti üstü karlar getirebiliyorlar. Piyasayı eğer okumayı biliyorsa, ki dünden devraldığı mod daha olumlu moddu, bunu yine olumlu fiyatlamayı tercih edecektir. Yani dünkü ulaştırmanın yanına bugün bankacılığı da ekleyecektir. Dolayısıyla bugün 300 dolar sorusunun cevabı evet geçebilir. Bu sorunun cevabı, ama şeyi şerh düşelim. Yurt dışında tekrar öyle bir türbülans, işte carry trade'lerin geri kalanı çözülüyor mu? İşte jeopolitik risklere dair bir haber akışı gelip piyasayı tarumar ediyor mu? Bunları tabii bilinmeyenler olarak bırakıp bu soruların cevabı hiçbirimizde olmadığı için bu şerhe düşerek söylüyorum, ama Borsa İstanbul'da dün alınan bir de para girişi, işte 500-600 milyonluk bir para girişi de vardı. Eğer bu para girişi bugün çıkmazsa, ki dün çarşamba günü olmasına rağmen bu para girdi, Borsa İstanbul olumlu havasını devam ettirecektir. Yeter ki yurt dışından bir şey bizi bozmasın. Evet, yurt dışından karşı bir rüzgar gelmesin. Evet, desteğini alalım şeklinde. Peki şimdi bir diğer tarafta ise bugün önemli dedik, çünkü yılın 3. enflasyon raporu sunumu gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından ve yardımcıları Cevdet Akçay, Hatice Karahan da yine soru cevapta eşlik edecek mi? O soru cevap kısmında oldukça kritik ve önemli oluyor. Piyasa şu an gözü kulağı burada. 2024 tahminli 2 puanlık bir yukarı yönlü revizyonu gerçekleştirmişti bir önceki enflasyon raporu
raporunda %38'e çekmişti. 2025'te %14, 2026'da ise %9 olarak tahminini belirtmişti. Bu tahminler korunacak mı, korunmayacak mı? Piyasa şu an yakından takip ediyor. Peki bu grafik bize ne söylüyor şu an TÜFE ile Borsa İstanbul ve Dolar TL'yi karşılaştırıyoruz? Şimdi şöyle ilginç tabii, enflasyonun aşağı düşmeye başlamasıyla şuradaki artık bizim de BIST'teki görünüm de aşağı doğru gelmeye başladı. Şimdi burada bir kere neydi? Enflasyon yüksek, enflasyon yüksek karlılığın bir sonucu değildir ama yüksek enflasyonu fiyatlarına yansıtabilen şirketler ve karlılıkların iyi gelmesi neticesinde Borsa İstanbul şaşalı bir dönemi yaşamıştı. Ama sonra nedir? Enflasyon muhasebesi gelip enflasyon da baz etkisiyle aşağı gelmeye başladıkça hem karlılıklar erozyona erimeye başladı hem de fiyatlar aynı ölçüde gidememeye, yansıtılmamaya başladı. Dolayısıyla şuradaki durum çok paralel. Yani benim çok, bana çok ilginç geliyor. Şöyle bir yükselen enflasyon ve Borsa İstanbul trendi, son düzlükte enflasyon aşağı, Borsa İstanbul aşağı gibi bir görüntü oldu. Ama dolar TL'deki kur görünüm hep yatay seyrediyor. Ki hatta bu kadar çalkantıya rağmen 33.50'lerde kalması bir başarı. Ki bu arada rezerv biriktirdiğimizde unutmayalım. Burada tabii şey tartışılacak bundan sonraki dönemde. Dün işte İhracatçılar Birliği'nden de vardı. Bundan sonraki dönemde dolar kurunun seyri ve enflasyon geçişkenliği üzerine de belki yıl sonuna doğru daha fazla tartışmalar görebiliriz ama ben iyi tarafına şu açıdan dikkat çekmek istiyorum. Enerji fiyatları oldukça yatay gidiyor. Ki jeopolitik riskler olmasına rağmen yatay gidiyor. Biz 76-77 dolarlarda bir Brent petrol görüyoruz. Ham petrol fiyatları 75 doların altında. Dolayısıyla enerji bize yardım ediyor diyelim bu anlamda. Ne yardım etmedi? Doğalgaz, elektrik. Elektrik zaten Temmuz enflasyonun içerisinde gördük. Bundan sonraki dönemlerde doğalgazı işte göreceğiz gibi duruyor. Bunun işte hane halkına yansıması veya enflasyon etkilerini ekonomistler çok da böyle nasıl diyelim kalıcı olacak yönünde değerlendirmiyor. Dolayısıyla biz enflasyon raporunun bu sene ki işte bu oturumdaki revizyonunda belki yine 1-2 puanlık bir yukarıya doğru yıl sonu hedeflemesi görebiliriz. Ya da bu dediğim gibi az önce enerji durumundan dolayı veya dolar kurunun en azından stabil gitmesinden dolayı görmeyi de biliriz de ben biraz daha yakın. Merkez Bankası özellikle burada bu yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki artışa dikkat çekmişti. Fakat bu artışın mevsimsellikten arındırılmış aylık ana eğiliminde bozabileceğine yönelik bir beklentiyi aktarmadı. Dolayısıyla burada bir halen daha o aylık ana eğilimde düşüş beklentisi korunmaya devam ediyor mevsimsellikten arındırılmışta. Dolayısıyla ben de tam olarak bu söylediğinden dolayı bir çok agresif bir enflasyon raporunda, enflasyon görünümünde bir değişiklik bekliyoruz. Piyasa dinamiklerini bozmayabilir diyor Burcu Kıratlı. Burcu çok teşekkür ediyorum. Detaylar için aktardıkların için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kritik ve önemli bir gün dedik. Peki Borsa İstanbul tarafındaki performansı etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler? Hangi senaryolar dahilinde? Albatros Grup stratejisti Volkan Dükkancık bizlerle birlikte. Volkan hoş geldin, günaydın. Günaydın Pelin, iyi yayınlar. Volkan bugün heyecanlı mıyız? Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı sunumda, enflasyon raporu sunumunda. Dolayısıyla bu sunumda ihtimaller dahilinde, yani mesela beklentilerin korunduğunu varsayalım, %38'lik hedefin korunduğunu varsayalım. Bu Borsa İstanbul açısından pozitif midir? Ya da yukarı yönlü bir 2 puan daha arttırdı diyelim, 40'a çıkardı. Bu Borsa İstanbul üzerinde nasıl bir etki yaratır? Senaryolar nedir? Evet, aslında enflasyon raporunu uzunca zamandır bekliyoruz biz. Yani Temmuz ayı enflasyonunu da aldıktan sonra çok kritik hale gelmişti aslında. Ama bu son 3-4 gündür yaşadığımız bu çalkantı bir parça enflasyon raporunun yaratabileceği olası heyecanı ve etkiyi bir parça sınırladı. Bir defa bunu kabul etmek gerekiyor. Yine tabii çok yakından takip ediyor olacağız. Buradan gelecek söylemler, bir revizyon gelecek mi bu yıl için ya da önümüzdeki yıl için? Bunları yakından izliyor olacağız. Ama ana gündemimiz küresel çapta yaşanan fırtına bir parça dindi, sakinledi ama oynaklık devam edecek. Bunu kabul ediyor olmak lazım en başta. Sonrasında da tabii biz tekrar kendi iş dinamiklerimize dönüyor olacağız.
Ben açıkçası böyle muhteşem heyecan yaratacak bir senaryo beklemiyorum bugünkü enflasyon raporunda. Özellikle iki hafta önce Sayın Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı'nın açıklamaları orada Merkez Bankası'nın ne kadar net ve sıkı durmaya devam edeceğini ortaya koydu bir kez daha. Şimdi 36'dan 38'e revize etmiştik 2024 yılı yıl sonu enflasyonumuzu %36'dan 38'e. Bir revizyon daha gelir mi? Açıkçası ben her enflasyon raporunda enflasyon beklentisinin ya da hedefinin yukarı revize edilmesinin de çok sağlıklı bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Bu çünkü zaten hane halkının beklentilerini kontrol etmekte çok zorlanıyoruz enflasyon beklentilerini. Hala %70'lerde. Bu önümüzdeki aylarda aşağı gelecek. Enflasyonun aşağı gelmesiyle birlikte orada biraz iş tersten işliyor. Ama ben bir revizyon en azından 2024 için geleceğini düşünmüyorum. Ama 2025 yılına yönelik bir revizyon olası kanaatindeyim. Burada eğer yukarı yönlü bir revizyon yapılırsa aslında Merkez Bankası adına ben çok daha sıkı durmam gerekiyor mesajını piyasaya verip faiz indirimlerinin daha da ötelenmesine, piyasayı bir parça daha bozmasına bile neden olabilir. O yüzden ben Merkez Bankası'nın bu yıl enflasyon, bu yıl için enflasyon beklentisinde bir değişiklik, hedefinde bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Peki Borsa İstanbul tarafında bugünkü performansta sadece kendi iç dinamikleriyle mi bir fiyatlama bekleriz? Yani küreselden aldığı o rüzgar da elbette etkili ama yani enflasyon rapor sunumunun daha sınırlı bir etkisi olabileceğini söyleyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Böyle hani çok majör bir revizyon ya da söylem değişikliği gelirse ki dediğim gibi çok düşük ihtimal. O zaman kısa süreli bir oynaklık borsada biz kendi iç dinamiklerimizi yaşayabiliriz. Ama ana belirleyicinin, ana rüzgarın yurt dışı taraftan eseceğini ve bizim o taraftaki gelişmelerin etkisinde bir süre daha oynak bir seyre sahne olacağımızı düşünüyorum. Peki, oynak bir seyre sahne olacaksa Borsa İstanbul o halde yükselişler bir satım fırsatı mıdır yoksa bu düşüşler bir alım fırsatı mıydı? Açıkçası şöyle düşünmek lazım. Burada bir vade yapısı çok önemli. İki beklentiler çok önemli. Biz ya bir ay öncesinde 11.000 seviyesinin üzerindeyken şöyle bir grup vardı. Biz galiba bir yükselişi kaçırdık. Alacak hisse de bulamıyoruz. Ne alsak ne yapsak biraz gerilese de burada tekrar pozisyon açsak diyen yatırımcılar endeks %10'un üzerinden neredeyse %15'e yakın değer kaybetti. Şimdi de elleri mal almaya gitmiyor, tuşa basmaya gitmiyor. Çok önemli bir psikolojik süreç aslında bu yaşanan. Şimdi vade ayrımı yapmak lazım. Orta uzun vade açısından bence cazip seviyelere geliyoruz. Ben özellikle 9300-9700 bandının buraya doğru bir geri çekilme hala çünkü masada. Böyle bir bandın 9300-9700 bandının orta vadede önemli bir, orta uzun vadede önemli bir fırsat oluşturacağını düşünüyorum. Şirketler bir parça yorulmuştu. Bilançolar bu yükselişi desteklemiyordu. Dolayısıyla dediğim gibi sadece amatör yatırımcıların değil, biz profesyonel yatırımcıların da hisse bulmakta zorlandığı bir dönemdi. Şimdi cazip seviyeler, cazip fiyatlar tekrar oluştu. Şuna dikkat etmek lazım. Bu yaşanan çalkantı, bu süreç değerler anlamında bir baskıya neden olacak mı? Biz hep neyi satın almaya çalışıyoruz? Fiyatla değer arasındaki farkı satın almaya çalışıyoruz borsa tarafında. Şimdi eğer değerleri aşağı getirecek bir sürece dönüşmezse bu, henüz o aşamada değiliz. Dolayısıyla fiyatların aşağı gelmesi fiyatla değer arasındaki makası açıp aslında fırsat sunuyor. Orta uzun vadeli bakış açısıyla. Ama kısa vadede öyle bir oynaklık yaşandı ki, öyle toz duman birbirine karıştı ki bu toz dumanın bir ortadan kalkması gerekiyor. Ben 9700-10200 bandının önümüzdeki birkaç gün daha bu dalgalı seyre açıkçası sahne olacağını düşünüyorum. Sabırlı, itidalli ve uzun vadeli bakan yatırımcı açısından bu bölgede kademeli olarak hisse toplama bölgesi bence. Ama kısa vadede tekrar buradan yüksek bir tepki gelecek, anlamlı bir tepki gelecek. Ben bu tepkiye kısa vadeli fiyat marjlarına bet edeyim, buradan kazanç sağlama çalışayım diyen yatırımcılar bence temkinli olmaya devam etmeli. Özellikle 10.200 aşılmadan teknik görünüm düzelmeyecek. Bunu not edelim. Ben 10.200'ü çok önemsiyorum açıkçası. 10.200 aşılmadığı sürece de bir süre daha temkinli modda kalmayı ve aşağı seviyelere geldikçe fırsat aramayı daha rasyonel bir bakış açısı olarak görüyorum. Peki o fırsatları nerede arayacağız? Mesela örneğin az önce de bahsettik Burcu ile birlikte Türk Hava Yolları sahalara geri mi döndü? Yani uzun zamandır orada neden performansa yansımıyor, neden geri kaldı şeklinde aslında bir tartışma da vardı. Dün yatırımcıya aslında Türk Hava Yolları adeta
ben tekrar sahnelere geri döndüm dedi ve en çok sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %5,5 ile birlikte ulaştırma sektörü oldu. Biz bankaları konuşuyorduk. Ulaştırma tarafındaki daha baskılayıcı fiyatlamalar vardı. Dün Türk Hava Yolları HD ile birlikte bir miktar daha buna şahit olduk. Acaba artık bundan sonra sadece bankacılık yok, ulaştırma da var diyebilir miyiz? Ne dersin? Bence açıkçası ulaştırma önümüzdeki 3-4 ayın önemli sektörlerinden biri. Hatta eğer endekste bir toparlanma süreci göreceksek bence baş hatlardan biri olacak ulaştırma sektörü. Bunu söyleyeyim. Ama bilançolar heyecan yaratmıyor Pelin. Yani ne bankacılık tarafında. İşte ulaştırma sektörü, evet, Türk Hava Yolları görece daha iyi bilanço açıkladı ama orada da böyle geçtiğimiz yılın o parlak marjları yok. Yani oradaki o pandemi sonrasındaki hızlı büyüme süreci kendini daha böyle ayakları yere basan, daha makul ama sürdürülebilir bir büyüme patikasına bıraktı. Ben açıkçası bu toz bulut ortadan kalktıktan sonra yatırımcılar tekrar değere ve bilançolara odaklanmaya başladıktan sonra havacılığın öneminin tekrar artacağını düşünüyorum. Tabii havacılık sektörü deyince hani jeopolitik risklerden bahsetmeden geçmek olmaz. Bu artan jeopolitik riskler ve hala masada duran riskler zaman zaman bu sektör üzerinde baskı yaratıyor. Ama yine tekrar altını çizeyim. Kısa vadeden orta uzun vadeye yayılan bir bakış açısına sahipsiniz. Bu seviyeler bence Türk Hava Yolları, Pegasus, hatta TAV için çok ciddi fırsatlar sunuyor. Bu da bize ulaştırma sektörünün önümüzdeki dönemde yine çokça konuşacağımız önde gelen sektörlerden biri olacağının altını çiziyor. Hatta ve hatta endeksteki toparlanma sürecinde en başta bile Türk Hava Yolları'nın endeksi sürüklediğini görebiliriz önümüzdeki haftalarda. Güzel. Yani aslında uzun zamandır tartışılan Türk Hava Yolları'nı bu şekilde geri döndüğünü görüyoruz. Peki seçici olma dönemi mi? Yani bunu seçicilik, hani şimdi bu düşüşler aslında yatırımcı kafasında şöyle bir şey yaratıyor. Sen de diyorsun ya 9200-9300 buralarda da bir toplama seviyesi olabilir şeklinde, bir alım seviyesi olabilir şeklinde yine. Genele yayılan da bir yükseliş olacak mı? Geçtiğimiz zamanlardaki gibi şeklinde bir ana soru işareti var. Yoksa hayır, burada hakikaten artık bu süreçten sonra işin profesyonellerine bırakılmalı ve dolayısıyla hakikaten seçici olmanın tam da zamanı. Seçiciysek de sadece sektör değil, aynı zamanda şirket olarak da seçici olmak gerekiyor. Şirketi nasıl okumamız lazım? Volkan, ne dersin? Evet, yani hani bu seçici olalım, seçici olalım lafı çok dillere pelesenk olmuş. Bizim de her fırsatta dile getirdiğimiz bir dönem. Ama bu dönem onun zirvesini yaşıyoruz. Özellikle 11 bin döneminde, gerçekten 11 bin seviyelerinde gerçekten az önce bahsettim. Hem amatör yatırımcılar hem de profesyonel yatırımcılar hisse bulmakta, yeni hisse yatırımı yapmakta çok zorlanıyorduk. Bu arada sadece Türkiye özel bir tema da değil. Yurt dışında, özellikle Amerika tarafında da böyleydi. Çok ciddi sektörel rotasyonlar gördük. İşte muhteşem yediliden temettü verenlere geçiş vesaire derken daha küçük orta ölçeklere geçiş. Orada da bir arayış vardı. Bu düşüş aslında herkese bir nefes aldırdı. Tekrar yeni pozisyonlanmalar, yeni ayarlamalar yapılıyor olacak. Bizde de benzer bir durum göreceğiz. Ama bizdeki tema hala şu. Yüksek faiz ve yavaşlayan büyüme. Ve bunun net etkilerini ilk çeyrek bilançolarında görmüştük. İkinci çeyrek bilançolarında da görmeye devam ediyoruz. Ve ne yazık ki üçüncü çeyrek bilançolarında da en azından görmeye devam ediyor olacağız. Dolayısıyla böyle bilançolardan bizi çok heyecanlandıran hikayeler henüz çıkmıyor. O yüzden yılbaşından beri izlediğimiz o stratejiyi, sektörel alokasyonu henüz değiştirmek noktasında çok acele edemiyoruz. Yani büyümedeki yavaşlamadan daha az etkilenen, yüksek faiz ortamından daha az etkilenen, hatta bunu fırsata çeviren sektör ve şirketler sanki bir süre daha ön planda kalmaya devam ediyor olacak. Neydi bunlar? İşte iletişimde, sigortaydı, bankaydı. Ama son bir ayda orada böyle bir rotasyon başladı. Şimdi bu bir trende, kalıcı bir trende dönüşür mü? Yani daha konjonktürel, daha böyle ekonomideki büyümeye duyarlı sektörlere doğru bir geçiş çok ufaktan başlamıştı. Bu türbülanstan önce ben merak ediyorum, bu 1-2 hafta geçtikten sonra açıkçası oradaki trend kalıcı hale gelir mi? Soru işaretlerim var. Ben daha kalıcı bir sektörel rotasyonun sanki yılın son çeyreğinin konusu olacağını düşünüyorum. Ne zaman ki biz enflasyonda artık aylık bazda da, sadece yıllık bazdaki baz etkisiyle düşüşten öte aylık bazda da bir desenflasyon eğiliminin öne çıktığını göreceğiz. O zaman faiz indirim beklentilerini konuşmaya başlayacağız ve sektörel rotasyon o zaman çok daha güçlü şekilde kendini belli ediyor olacak. Ama buna hazırlık yapan Smart Money tarafında bir takım böyle yatırımcılar ve fonlar var. O tarafı yakından incelemek gerekiyor. Yine vade ve sabır gösterebilecek yatırımcılar açısından bence
Böyle konjonktürel sektörleri de hafif hafif göz kırpmanın zamanı yaklaşıyor. Güzel. Peki o sektörler neler? Yani aslında o Smart Money'nin de yakından takip ettiği dezenflasyonist sürecinde öne çıkacak olan sektörler neler diyecek olursam. Klasik şimdi mesela sana hemen ilk soru işte GEO mesela. Yani ama bir tarafta da şunu da unutmamak lazım. Sadece faiz indirimi ana senaryo olmayacak. Başkan ve PPK metni de bize bunu diyor aslında. Kredi koşulları sıkı kalmaya devam edecek. Belki o faizlerdeki düşüş bir takım reel sektörler açısından. Yani bu belki konut talebini arttıracak yönde olmayacak ama ihracatçıyı desteklemek ya da reel sektörü desteklemek amaçlı koşulların açılacağını söyleyebiliriz. Onun dışında kredi koşulları uzun bir süre sıkı kalacağını mesajını hem maliye kanadı hem de para kanadı zaten yapıyor. Dolayısıyla Volkan şöyle bir koşulu konuşalım. Yani GEO diyoruz ama acaba konuttaki talebi arttırmak isteyen bir taraf mı var? Ekonomi yönetimi mi var? Bence yok. Ne dersin? Şu an yok, çok net yok. Yani biz çünkü her sıkıştığımızda, büyüme noktasında, her böyle canımız sıkıldığında hani konut sektörü üzerinden ekonomiyi canlandırmayı başardık. Hep ana düsturumuz bu oldu. Ama bu sefer bunun karşısında çok güçlü duran bir Merkez Bankası var. Ama Sayın Mehmet Şimşek'in bir ifadesi çok dikkat çekti. Yani Cumhurbaşkanımızın desteği ve sabrını takdir ediyoruz gibi bir bu minvalde bir cümle kurdu. Yani burada demek hani bir sabır söz konusu. Bu sabır daha ne kadar devam edecek? Bu önemli. Çünkü reel sektör tarafından da artık çok yüksek sesle dile getirilmeye başlandı şikayetler. Zaten bunu bilançolarda finansman yükünün şirketlerin net karını ne kadar bastırdığını çok net bir şekilde görüyoruz. O yüzden faiz indirimi konusu bence yılın son çeyreğinde gündeme gelecek. Ve tabii bunun etkisini hemen ilk faiz indiriminden itibaren görmeyeceğiz biz. Zaten faiz indirsek de sıkı duruşumuz sürecek dedi Merkez Bankası net şekilde. Ama biz piyasada hep 6 ay sonrasını, 9 ay sonrasını satın alma eğilimindeyiz. Faiz indirim beklentisi gündeme geldiği andan itibaren bence buradaki pozisyonlanmalar, köşe kapma yarışı başlar bence. Burada da GEO yine en başa koymak gerekiyor bence. GEO ve inşaat sektörü, yani inşaat malzemeleri, taş toprak endeksinden bir tane hisse, bir tane GEO artık bu tarafta fırsat aramak lazım. Yine işte Avrupa Merkez Bankası indirime başladı, ara verdi. Bence yılın devamında en az bir indirim daha gelecek. Acaba Avrupa toparlar mı beklentileri de devreye girince? Bizim ihracatçı şirketler özelinde biraz daha yine fırsat aramaya çalışmalar başlayacak ve yine güçlü bir ihracatçı şirketi portföye ekliyor olacağız. Yani bu anlamda portföylerde bir rotasyon görüyor olacağız. Hemen bugünden yarına değil ama sonbaharda çok daha sık dile getiriyor olacağız bu konuyu. Volkan çok teşekkür ediyorum. Yine seninle bir program yapalım. Sektörlerin içerisindeki şirketleri analiz edelim bu kez o programda da. Öne çıkan, çıkacak olan da şirketler bağlamında böyle bir programda yakın zamanda yapalım. Çok teşekkür ediyorum Albatros Gruba ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Bizler de kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vadeli tarafa bakıyoruz. Negatif bir fiyatlamaya işaret ediyor. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz ve hemen info yatırıma gidiyoruz. Info yatırım yatırım danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizlerle birlikte. Tunç Bey hoş geldiniz. Bugündenki beklediğimiz performans nedir? Neler aktarırsınız? Merhabalar. Öncelikle bugün birazcık daha yatay bir açılışla başlama ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında dün 15.40 civarında gelen alımlarla birlikte burada endeksimizin 10.000 üzerinde tutunması bizim için kritik olacaktır. Eğer 10.000 üzerine tutunmalar olmazsa burada bizim takip edeceğimiz ilk aralık 9.980 ve 9.750 bant arada olacaktır. Yukarıda ise endeksin 10.100 seviyesinin yukarısı bir geçişlerde ve özellikle buranın üzerinde kapatışlar bizim için kritik olacaktır. Bu bize momentumun birazcık daha gelmeye başladığını ve 10.250'ye kadar bir hareketin olabileceğini söyleyecektir. Fakat burada endeksimizin toparladığını İlerleyen zamanlara tekrar momentumu yukarı alabilmesi için özellikle 10.400 hattının kırılması bizler için çok kritik olacaktır. Dün endekse baktığımız zaman özellikle ulaşım tarafında ve petrokimya tarafında oyuna dahil olmasıyla da birlikte bugün buralarda biraz daha hareketlenmeler görebiliriz. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Özellikle jeopolitik riskin Orta Doğu tarafında çok arttığı bu dönemlerde her an bir haber akışı gelebilir ve bu da endekse olumsuz algılanabilir. Buna da dikkat etmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum Tunç Safa, Altunsaray'a aktardıklarınız için, detaylar için Info Yatırım ailesine ve size de güzel bir seans günü diliyoruz.
İSAM Portföy Yönetici Ortağı Turgay Özener piyasalarda durulma oluncaya kadar sakin kalmak ve piyasa yükselişlerinde nakit tarafını artırmak gerektiğini söyledi. Detaylarımız haberimizde. Evet, şu anda sakinleştik ama ben bu hikayenin bittiğini çok düşünmüyorum. Yani biraz daha burada sakin kalmanın doğru olacağını, işte bu bitti, yine pozisyon alalım, risk on modu olur mu? Bence kısa sürede olacağını çok düşünmüyorum. Dolayısıyla genel olarak evet, sakin durup bu piyasaların nerede bir şekilde duracağını, nerede bir yatay bir seyir alacağını seyretmemiz lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu yaparken de nakit miktarını hiç olmadığı kadar yükselişlerde arttırma tarafındayım. Dolayısıyla dünyadaki bu gelişmeler bizi de etkileyecekleri, Türkiye'deki yatırımcıların da bu konuda çok dikkatli olması ve bu dünyada olanları çok daha dikkatli izlemesi gerekiyor. Daha balon patlamadı. Bu sadece bence demeyeyim de bir ön izleme gibi olabilir. O yüzden diyorum çok dikkatli olmak lazım. Şimdi evet, Eylül'de FED faiz indirecek, 25 veya 50 bas puan indirecek, onu bilmiyoruz ama hani belki bu sene 2 veya 3 tane indirecek. Şimdi tabii onun da beklentisiyle öncelikle teknoloji şirketleri çok ciddi prim yaptı. Yani çarpanlar olarak gerçekten çok yukarıdaydı. O bir esasında düzeltmeyi yaptı. Bu çok da beklenmeyen bir şey değil. Ama ne zaman olacağı tabii bilemiyorsunuz. Piyasada zamanlama bence hemen her şey diyebilirim. Dolayısıyla bu bir başlangıçtı. Dolayısıyla öbürküne gelince işte 20 trilyon dolar, bir kısım 22,5 trilyon dolar diyor. Bu carry trade'in bir şekilde geri dönmeye başlaması veya geri dönmeye başlayacağının anlaşılmasıyla işte Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı, bu bir panik oldu. Bu bir ilk etap olabilir. İnşallah devam etmez. Piyasalar sakinleşir. Bu uzun vadeye yayılır. Amerikan seçimleri bu volatiliteyi etkileyecek başka bir faktör. Dolayısıyla şöyle bakmak lazım. Bence Ekim'e kadar bu volatilite devam edecek. Doçent Doktor Atılım Murat, modern piyasaların yatırımcıları ve fon yöneticileri açgözlü olmaya ettiğini söyledi. Haberimizle birlikte programı noktalıyoruz. 10-15'e görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Modern piyasalar zaten fon yöneticilerini, yatırımcıları açgözlü olmaya itiyor. Dediğim gibi bir sakinlik döneminden sonra bu carry trade stratejileri falan devam eder. Orada da işte hani dün Mehmet Şimşek de söyledi ya, Hazine ve Maliye Bakanı, hikayemiz var diye. Gerçekten de hikayesi olan ülkelerde fayda sağlarlar. Biz bu ekonomi politikasını sürdürsek de fayda sağlarız diye düşünüyorum. O nedenle yani carry trade stratejisi, EM stratejileri, bunlar bence biraz sakinlikten sonra tekrar hız kazanacaktır diye düşünüyorum. İşte bugün Japonya Merkez Bankası'ndan az önce de konuştuk. Yani Uchida'nın açıklamalarını da gördük. O nedenle de bir ara veririz, mola veririz Ağustos. Ondan sonra sonbahar, çok belirsizlik de var bu arada sonbahar aylarıyla ilgili olarak. Yani küresel piyasalarda vesaire, ama kerit öyle ya da böyle dönecektir. Çünkü bu şekilde çalışıyor sistem. Modern piyasalar bu şekilde çalışıyor. Yani 2009'da global finansal krizden beri bu şekilde. Ne oluyor? Bir panik havası oluyor. Bir katalizör oluyor. İşte katalizör ne oldu? Resesyon. Satışlar oluyor. FED tekrar devreye giriyor. Ondan sonra tekrar o açgözlülük başlıyor. Kerit stratejileri başlıyor. Bu şekilde devam edecektir dönüyor.